Gerçekten gelinen durum kabul edilir bir durum değil. Vaka sayılarının bu kadar yüksek olduğu bir durumda salgın kontrolünün tamamen elden bırakıldığı anlamına gelen bu uygulama bilime uygun bir açıklama olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek düzeye ulaşmış durumda. Hani şöyle bir düşünce var. Belki de biraz da iyi niyetli olarak düşünce. Hani omikron varyantı çok hızlı yayılıyor ama hastane yatış oranı daha az gibi bir anlayış var. Bu tabii toplumun ulaştığı bir toplumsal bağışıklık düzeyiyle de ilgili olabilir. Yapılan aşılar ve doğal enfeksiyon geçirmeye bağlı olarak hastane yatışlarda bir azalma olabilir ama şu an içinde bulunduğumuz durum bu tedbirlerin gevşetilmesi neden olacak, dayanak oluşturacak bir durumdan çok uzaktayız. İstanbul'da vaka sayılarının 4-5 kat arttığını biliyoruz. Bu yapılan testlerin sayısıyla ilgili olarak bu gerçek sayının bunun birkaç katı daha fazla olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Hastane başvurularında bir artış da söz konusu. Daha önceki vaka artışlarda gördüğümüz gibi önce vaka sayıları artıyor, sonra hastane başvuruları artıyor, daha sonra yoğun bakımlar doluyor. Şu anda yoğun bakımlar tam dolu değil ama yatak sayıları, yatan hasta sayısında da bir artış olduğunu da görmek lazım. Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bakım ve vefat sayılarına da yansıyacağını kolaylıkla tahmin edebiliriz. Bu durumdayken salgın kontrolünün tamamen bırakılması, kişilere sadece aşınızı olun, maskenizi takın önerilerinde bulunması gerçekten yeterli değil. Çünkü hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu karar hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak, arttıracak bir tedbirdir. Daha çok sayıda insanın ölümüne neden olacak bu tedbirler, daha doğrusu tedbir de değil, daha doğrusu tedbirlerin ortadan kaldırılması durumunun sonuçları ağır olacaktır diye düşünüyoruz ve bunun epidemiyoloji bilimiyle çeliştiğini de vurgulamak isterim. Yani testlerin kısıtlanması değil, biz testlerin yaygınlaşmasını öneriyoruz. Yani özellikle hızlı testlerin daha yaygın olarak yapılmasını, PCR'ların yani şimdi semptomu olmayanlara test yapılmaması gibi bir uygulamaya başlanacağı söylendi. Halbuki temaslı kişilerde, hatta aşılı kişilerde de hastalık taşınabiliyor. Hafif geçiriyor olsalar bile insanlar bu hastalığı yayabiliyorlar. Özellikle iş yerlerinde, okullarda, toplu taşımada, kalabalık bulunan ortamlar, kış aylarındayız biliyorsunuz. İnsanlar çok yakın temas halindeler. Yüksek riskli kişilerle aynı ortamda bulunduklarında bu kişilere bu hastalığı bulaştırıp onların ölümüne, yoğun bakıma yatışına neden olacaklardır. Bu yüzden biz aşının ve testin yaygınlaştırılmasını ve izolasyon tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki geçmiş dönemde yapıldığı gibi tam kapanmalar veya kısmi kapanmaların çare olmadığını da gördük açıkçası. Çünkü bu tedbirler ortadan kaldırdığında hastalık tekrar yayılıyor. Ancak gerekiyor ise tabii hastalık çok yayıldığında, kontrolden çıktığında kısa sürelerle bu şekilde kısıtlamalara da gidilebilir. Kademeli mesai olabilir, evden çalışmanın özendirilmesi olabilir. Tabii salgının başından beri bu hastalıkla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü politikaların doğru olmadığını, yetersiz olduğunu görüyoruz. Verilerin şeffaf paylaşılmamasıyla birlikte bakan çünkü dün çıktı dedi ki mesela omikron hakim varyant haline geldi. Biz bu sayıları bile bilmiyoruz. Sadece bakanın açıkladığı böyle kısmi verilerle bunu öğrenmeye çalışıyoruz ama gördüğümüz omikron varyantı nedeniyle bu hastalığın çok hızlı yayıldığı, adeta kontrolden çıktığı ve bunun daha hafif seyrettiği konusundaki verilerin de yeterli olmadığını görüyoruz.